Merhaba, Bitki Günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Ateş dikeni ya da Latince adıyla Pyracantha coccinea, gülgiller yani Rosaceae familyasından her dem yeşil dikenli bir çalı türüdür. Bir ılıman iklim bitkisi olan ateş dikeni Avrupa'nın güneybatısından Asya'nın güneydoğusuna kadar olan geniş bir bölgede görülebilir. Bir de alt türü olan ateş dikeninin kültüre alınan çok sayıda melezi de vardır. Dağ muşmalası yani Cotinaster ile akraba olan ateş dikeni, dikenli olması ve yaprak kenarlarının dişli olmasıyla ondan ayrılır. Ateş dikeninin kenarları dişli oval yaprakları, bahar sonundan ilk yaza kadar görülebilen beyaz çiçekleri ve yaz sonundan itibaren güz sonuna kadar sergilediği kırmızıdan sarıya değişen renklerde meyveleri bulunur. Ateş dikenini yenebilen ve tadı az çok elmaya benzeyen meyvelerine halk dilinde köpek elması da denir. Kuşların yemeği çok sevdiği bu meyveler aynı zamanda küçük dostlarınızı sarhoş eder. Yaprakları ve çekirdekleri zehirli olan bitkinin meyveleri toplanıp ezilerek yıkandığında zehir giderilebilir. Yine de tadı acımsı olanları sakın ha yemeyin. Bu meyvelerden reçel de yapılmaktadır. Meyvelerinin yüksek tansiyona iyi geldiği ve hatta kanseri önlediği iddiası da var ama bu iddialar bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Yine de hak ettiği değerin verilmediği bir bitki bana kalırsa, neden mi? Hemen izah edeyim. Eğer bahçeniz için arıların çiçeklerini ve kuşların ise meyvelerini çok sevdiği, dekoratif açıdan her mevsim güzel görünen bir çift bitkisi arıyorsanız, ateş dikeni tam da aradığınız bitki olabilir. Bol ışık isteyen bitki, fazla su ya da kaliteli bir toprakta istemez. Budamaya elverişli ve geçit vermeyen sırt dallı bir çalı türü olarak, bahçede en az yapay malzemeler kadar sağlam bir çit görevi görebilir. Dekoratif amaçlı olarak ise tek ya da gruplar halinde kullanılabilir. Hatta amansız dikenleri nedeniyle alçak pencereleri olan evlerde hırsızlara karşı önlem olarak pencere önüne dikilmesini tavsiye edenler bile var. Öyle ki ateş dikeni pencereye tırmanmaya kalkan bu davetsiz misafirlerin giysilerini lime lime etmeden bırakmıyormuş. Yani adeta bekçi köpeği kadar da marifetli bir bitkidir. Tohum ya da çelikle üretilmesi oldukça kolay olan ateş dikeni, sert rüzgarlara ve hava kirliliğine karşı da dayanıklı bir bitkidir. Üstelik fiyatı da çok makul. Haliyle insanın aklına şu soru geliyor. Bir bitkiden başka ne isteyebilirsiniz ki? Tek eksiği var, o da konuşamıyor olması. Ama dilerseniz siz ateş dikeninizle konuşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki Günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.